yardıma muhtaç olan mültecinin yanındayız ama burada sürekli kalıcı olacak ya da ülkemizden, ülkemizi kullanarak başka ülkelere geçişlere biz kapılarımızı kapatmak zorundayız. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin göçmen politikasının yanlış olduğunu söyledi. CHP iktidarında göçmen sorununu çözeceklerini ifade eden Gaytancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına dönmek için ısrar ettiğini vurguladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sürekli Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına dönelim diye ısrar ediyor. Biz iktidar olduğumuzda, yani önümüzdeki ilk seçimde iktidar olduğumuzda bu ayarlara döneceğiz. Burada ne var? Yurtta barış, dünyada barış. Yani komşu ülkelerden bize şu anda bir göçmen akını var. Sığınmacı olarak geldiler. Yerleşik olmaya çalışıyorlar. İktidar da buna çanak tutuyor. Yani ve 5 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadım diyerek de övünüyor. Bakın ülkemizde şu anda ciddi bir işsizlik var. Gelir dağılımında çok kötü adaletsizlik var. İşsizlik rakamları gün geçtikçe artıyor. Yoksulluk gün geçtikçe artıyor. Biz bu Suriyeli göçünü veya başka ülkelerden göçü istihdam yönünde kaldıramayız. Ama yardıma muhtaç olan insanlara da yardımcı oluruz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin son günlerde açıkladığı politikalardan biri, yardıma muhtaç olan mültecinin yanındayız. Ama burada sürekli kalıcı olacak ya da ülkemizden, ülkemizi kullanarak başka ülkelere geçişlere biz kapılarımızı kapatmak zorundayız. En çok da bundan Edirne etkileniyor. Geçen akşam Halsa ilçemizde bir kahvede oturdum. Dört yola yakın bir kahvede. Yani en az 20 tane her tarafı kapalı minibüsler geçti. Beyaz renkli, siyah renkli ana camları filmlerle kapalı. Ve işlerinin mülteci dolu olduğunu biliyorum. Bunlar Meriç'e yakın sınır köylerimizden geçişler yapmaya çalışıyorlar. Peki bu insanlar ülkemize nasıl giriyor? Yani Van sınır kapısını kullandıklarını biliyoruz. Van sınır kapısından İstanbul'a geliyorlar ve belli başlı simsarlar aracılığıyla hem paralarını kaptırıyorlar hem bana sorarsanız umutlarını da kaptırıyorlar. Ve ülkemizde de sonra sığınmacı olarak kalıyorlar. Ve birkaç deneme daha yapıyorlar. Fakat bu denemelerin sonucunda çıplak kimisi soyularak atılıyor ve işte Kiremitçi Salih, Kadı Dondurma, Nasuh Bey, Ali Bey, Umurca köylerinde artık evlere kapılarını çalarak ekmek istiyorlar, yemek istiyorlar. AFAD da bunlara yardımcı oluyor, onu biliyorum. Poşetler hazırlanmış, muhtarlıklara teslim edilmiş, içinde meyve suyu, su bulunan. Yani şimdi bunlar muhtaç göçmenler. Bunlara biz yardımcı ol, insanları tabii ki öldürmeyelim ama bunlara bu olanağı da sağlamayalım. Bunlar Van'dan veya başka bir yerden Türkiye'ye giriş yapmasınlar. İstanbul'daki simsarlara, insan ticareti yapan simsarlara paralar kaptırılmasın. Bunlar önlensin. Ve ülkemizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sözcüsünün söylediği onlar olmasa ekonomimiz ayakta olmaz söylemine biz hiç katılmıyoruz. Çünkü bizim gerçek insanlarımız, ülkemizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, özellikle gençler işsizken biz yabancıları daha fazla kaldıracak durumda değiliz. Yani ne olursa olsun sığınmacıya yardımcı olalım, onu bir süre bakalım, tampon bölgeler oluşturalım. Ama bizim ülkemizde sürekli kalacaksa olmaz. Zaten Genel Başkanımız sürekli açıklıyor. Bu sorunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz çözeceğiz. Kimse o ülkenin lideri, hükümeti onunla birlikte oturarak bu sorunları çözeriz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yurtta barış, dünyada barıştan yanadır. Hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmaz. Bizim topraklarımızda gözü olanında gereğini yaparız. Meriç kenarındaki bütün köyler artık eski kıyafetleri kalmamış. Yani niye? Yardımcı olmuş. Mutfaklarında zaten sınırlı malzeme var. Bunu paylaşmışlar. Ama artık fırınlara gidip ekmek dileniyorlar. Çamaşır asmışlar kadınlar. Çamaşırlardaki bütün yıkanan çamaşırları toplayıp kendilerine kıyafet yapmaya çalışıyorlar. Biz böyle görüntüleri ülkemizde istemiyoruz. Yani daha doğrusu sınır kapı...